Efendim hepinize hayırlı günler olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Değerli vaktinizi bizim gibi sosyal medya içerisinde yer alan kişilere değer vererek, değer bularak zaman ayırıyorsunuz. Zaman dünyanın en değerli olgusudur. Ve bu sürecin içerisinde siz değerli takipçi adı altında benim hiç takip edenim olmadı. Benim yol arkadaşlarım oldu. Ve bu yol arkadaşlarım her daim benim yanımda oldu. Daha önce de 2 milyon 300 binlik hesabımı Dilan Polat kapattırmıştı. Yine ifşa ediyordum. Söz verdi bana açtıracağını. Birincisi bu. Kısa, net. O hesaptan şehit aileleri, engelliler, ekonomik durumu kötü olan insanlara yardım etmek amaçlı yapılan, gittiğim yerlerin hepsi bilir. Ve o insanlar diyorum ki şuraya lütfen para yolla, seni öyle paylaşırım. Şuraya erzak götür, şu faturayı öde vesaire. Hesaplarımın etkileşimi 600 bin. Yani bahsettiğim ulusal bir gazetenin, bir haberin okunmasından çok daha önemli. Şimdi bu kadın gerçekten 2,5 milyon hakikaten izleniyor. Ama artık insanlar nefret ederek bunun belki 100 bin, 200 bini gerçekten izliyor. Yani kandırdığı şapşelik tipler onlarda. Doğru. 2,5 milyon. Türkiye'de böyle bir gelmiş geçmiş bir rekor olamadı. İnanılmaz. Tayyip Erdoğan'ın dahi bu kadar bakanı yok. Bu kadar net söylüyorum. Ama insanlarda algı yaratarak, insanlara önce ajitasyon yaparak, daha sonra o ajitasyon yapmış olduğu kişilere ürünler satarak, o ürünleri de Selin Ciğerci de, Dilan Polat da ve diğerleri de aynı fabrikadan sipariş veriyorlar. 30 liralık ürünü 400 liraya, 500 liraya alıyorsunuz kardeşim. Ve bu ürünler, yemin ediyorum, sizin eczaneden alacağınız basur ilacından, bakın net altına, hakaret etmek için söylemiyorum. Çünkü bugün gazeteci kimliğimle karşınıza çıktım. Bazen beni tahrik ediyorlar. Ve beni tahrik ederken bu şahsiyetsiz insanlar hesabımı hackletiyorlar. Son hesabımda 1 milyonluk hesaptı. Anam ağladı o insanlara duyurabilmek için. Emek verdim. Ve o hesabımı aldılar, kapattılar. Sayın Cumhurbaşkanı çıktıları alalım mı Savaş Bey? Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüntüsünü koyup, yanına dışkı koyup pornografik görüntüler yaptılar. Kimle yaptılar biliyor musun? Salih Aslan isminde benim sosyal medyacımla yaptılar bunu. 19 yaşında tombik bir çocuktur. Kötü bir çocuk da değil. Neden bu gaflete geldi bilmiyorum. Öyle bir para vermişler ki demek ki kendi izini dahi silmeyi unutmuş. Bağcılar'daki ev noktası dahi hesabında. Çünkü benim şifremi ve mavi tikimi o aldı. Parasını ödedik. Mavi tikimizi aldı. Ve kim bilir kaç para verdiler ki bunu yaptılar. Salih oraya Cumhurbaşkanı'nın resmini koyacak, dışkılar ve porno koyacak biri değildi. Nasıl bir para aldı da bunu yaptı? Şimdi hesabı kapatamadı, hesap güçlü olduğu için. 300 bin kişi storylerimize bakıyordu. Ne yaptılar biliyor musunuz? Porno görüntüleri koyarak hesabı ihlal ettirdiler. Bunların taktikleri bu. Geçmişe 2 milyon 300 binlik hesabımı da, bugün Banu Parlak'ın hesabını da hacklemeleri. Daha önce Nez'in anlattıklarını izlediniz. Tekrar tekrar izletmeme gerek varsa tekrar izleteyim. Nez Demir geçtiğimiz günlerde video çekiyor. Diyor ki benim diyor bir husumetim yok falan diyor. Nez Demir'e buradan sesleniyorum. Nez Demir, o çocuk böyle bir şey söylemedi, vurulan çocuk. Ben Yeni Sahra'ya gittim. Araştırma yapıyorum bunlarla ilgili. Bir dosya hazırlıyorum. Ve bunlarla ilgili geçmişindeki sahte çeklere dahi ulaştım. Ve bunlarla ilgili faturacılık işi yaptığını Engin'in. Engin'in ayakkabıcıda çalıştığını. Engin'in çarşamba günleri bir abimizin orada taksicilik yaptığını. Hatta adama yevmiye parasını dahi vermiyor ki. Hani kiralama yapıyorlar ya taksiciler. O parayı dahi yapmıyorlar ki, kıyak yapıyor adam onlara. Ve o abiye Sezgin Polat
bonzai geçiriyor. Babası, Engin Polat'ın babası bonzai geçiriyor. Aralarda onda adam ölüyordu. Bu kadara kadar kayıtları var, ses kayıtları var. Her şey, her şeyle ilgili belgeleri var. Artık yeter. Artık yeter. Ben kendimi size ispat etmek zorunda değilim. Ben gazeteciyim. Ben araştırmacı bir gazeteciyim. Çiftlik Bank'tan Türk Coin'i, Detay Maksinet'ten Mine Mumcu'ya, FETÖ'yle bağlantılardan kara para aklayanlara. Ben gazeteciyim. Pensilvanya'ya gidip her sene 15 Temmuz'da bayrak açan gazeteciyim. Orada emniyet tarafından gözaltına alınan gazeteciyim. Bugün Putin'le aramız iyi olabilir ama ben angajman kuralları zamanında gidip Moskova'da Türk ve Azerbaycan bayrağını asmış bir gazeteciyim. 20 Yanvar'da. Azeri kardeşlerim de bilir. Azeri medyası da beni çok sever. En çok hayranım olan ikinci ülke de Azerbaycan'dır. Şimdi onun dışında Mısır'a gidip Cumhurbaşkanımız gözyaşları döküldü diye, yemin ediyorum yalakalık olsun diye değil, atladım Mısır'a gittim. Kahire'de Rabia işareti yapan Esma'nın mezarına Tayyip Bey'in ve Türk bayrağını asarak oraya dikmiş bir gazeteciyim. İş yerlerim vardı, 7 marketim vardı Yunanistan'dan. Vatandaşlığa hak kazanmıştım. Yanımda da çalışan 160 kişi vardı. Ve Türk bayrağına buradan 8 helikopterle binmiş olan, orada helikopterimizi bırakan Dede Ağaç'ta, yani Alexander Poli'de, Çipras'ın annesinin evinin kiracısıydı. Ve ben, bütün iş yerlerim kapatıldı, el koyuldu. Türk bayrağını adliyede çarptım diye. Google'a girin, bakın. Ve bu, o bayrağı Sayın Meclis Başkanımız İsmail Kahraman davet etti. Kendisi kadına el vermez, bizi alnımızdan öptü. İsmail Kahraman'ın nedenli muhafazakar olduğunu bilirsiniz. Şimdi o muhafazakar kitlenin beni neden sevdiğini biliyor musunuz? Marjinal görüntümün altında, belki zaman zaman kırıcı ve sinkaflı sözlere tahrik olarak kullandığım jargon ve üslubumdan kızanlarınız oluyor. Ben buyum, beni böyle sevdiniz. Ve insanlar beni böyle sevdi, muhafazakar insanlar. Ben muhafazakar kesimin ve mütedeyyin kesimin çok daha fazla sevdiği insan olmamın sebebi ahlaklı, saygılı, büyüklerime hürmetkar, paylaşan, bulunduğum ortamı şak şuk 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 soframı göstermeyen. Ya ben hayatım boyunca istediğim her şeyi aldım. Ben çok çalışkanım. 18 saat çalıştım. 35 sene çalıştım. Ben bunların 5 yıl önce taksicilik yapan bir adamın servetinin 500 milyon dolar olmasına anlam veremiyorum. Ben kıçımı yırttım. 50 tane ilişkilerimle bitirmiş olduğum 5 yılda kazandığım alnımın terinle anamdan kalan evi külliye haline getirdim. Evin değeri emeklerimle 18 milyon dolar. 18 milyon dolar yatırmadım. Anladınız mı? Bütün bilmem nerenin milletvekili taş ocağından taş yolladı. Bilmem ne bürokratımız dedi ki sana yakışır kardeşime dedi. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı dedi kardeşime koltuk yakışır. Öbür Alperenler yolladı. Öbür ülkücüler yolladı falan. Ben böyle bir tip. Seviliyorum. Baş tacı ediliyorum. Deliyim. Deliyim, evet, ben normal değilim. Ben bir çılgın Türk'üm. Bu yüzden deliyim güzel kardeşim. Bu yüzden insanları, ben hayatım boyunca insanlara karşı başım dik. Ben sütte leke var, bende yok falan demiyorum. Benim mazimde yapmadığım hiçbir alt kalmadı. Ben doğuramadığım çocuklara iyi örnek olmak için hareket ediyorum. Onlara, yanımda binlerce çocuk medya sektörüne yetiştirdim. Neye? Benim uğradığım şiddete, tacize, hakarete muhatap olmasınlar diye. Abla oldum onlara, anne oldum onlara. Benim hayatım boyunca ben böyle oldum. Ama bu tipler 4 yıl içerisinde, bakın son 5 yılda 2 yılı pandemiydi. Ben personelimin, 350 kişilik personelimin ana mikiliyo paralarını ödeyene kadar. Nereden buluyorsun? Bir de utanmadan beni diyorsun ki hesabımı kapattırdın, Cumhurbaşkanı'nın yanına dışkı ve porno koydun. Gittim seni İstanbul Başsavcısına bizzat şikayet ettim.
savcılık makamına değil de başsavcının bizzat kendisinin haberdar olduğu bir dosya haline getirdim. Geçmişte çiftlik bankları vesaireleri de böyle patlattım. 20 milyar dolar kasamızda muhafaza eylettirdim. Siz kimden bahsediyorsunuz? 3 kuruşluk altyapısı olmayan ben doğum fotoğrafçısıyım diyor. Sen rahim fotoğrafçısı bile olamazsın. Kimsin sen? Denkten şöyle basmayı bilmeyen bir gazeteci mi oluyorsun? Kimsiniz siz? Ara Gürel mi oldunuz başımıza? Okan Bayülgen yıllardır fotoğraf çeker. Emek veren fotoğrafçılara, fotoğrafçı kardeşlerime, gazetecilere hakaret bu. Eline almış çık çık kaliteyi yakalayacak ya. Bir yol tutturmuşsun gidiyorsunuz. Yemezler. Yersen kuş yemi, yemezsen kol saatini bırakın. Şu an hastanede serum takılmış sana. İçinde altın tozu var mı acaba hanımefendi? Heh, altın tozu var mı içinde? Sizin gibi çok değerli bir hanımefendiye altın tozu vermeden o doktorun Hipokrat yeminine şüphe duymamız lazım. Siz hayatınız boyunca insanları kullanırsınız. Senden önce senin ciğerciydi. Bir havuz var medyada. Benim bu yaptığım haberleri görmek istemeyen bir havuz medyası. Kendi aralarında bu internet medyası numaradan çiçek al, ona at, kafasından yolla, yok merdivenlere koy, kocası şunu yaptı, bilmem ne bunu yaptı. İşin öyle bir cılkını çıkardılar ki. Kiralık renta mama, yani kiralık bir anneyi çocuk yaptılar. Bu da çok doğal hakkı. Anne özlemi vardır. Ama bitti şöhreti, şimdi çocuğunu oynuyor. Şimdi de Amerika'ya gidiyormuş. Ebenin müsait yerine kadar yolum var. Yetmedi mi benim halkımın kanını içmeye? He? Kanını içmek yetmedi mi lan size? Basur kremlerini piyasaya 500 liraya, 1000 liraya sattınız. Filtre niye kullanıyorsunuz? Al bak. Bak 50 yaşını devirmiş bir karıyım. Yanıma geldiğinizde anneannem gibi krokodil olmuşsunuz. Sizin kendinize hayrınız yok ki ürünlerinizden. Halen filtreli çekiyorsunuz. Gelsin Selin Ciğerci bir tarafıma, Dilan Polat bir tarafıma. Bak krem yok. Yani Dilan Polat çocuğum yaşında, öbürü de herhalde benden 10 yaş falan küçük. Gelsinler yanıma, suratları akne dolu. Ciltleri bozuk, kırışmış. Yani bunlar ne güzellik merkezi. Güzellik merkezi olan hanımlara hakaret. Emek vermiş olan manikürcü ablalarımıza hakaret. Ağdacılara hakaret. Ama sizler yaptınız bunları. Semtinizdeki o güzelim güzellik merkezlerine gitmeyip sizler tercih ettiniz bunların büyümesini. 20 milyon alıyormuş. Sen kimsin? 20 milyon. Başkasının adını kullanarak 20 milyon verenler. Hakikaten bak bunların içinde birçoğu akrabası ama gerçekten para verenler tüketici mahkemesine başvurduğunuzda parayı geri alabiliyorsunuz. Onun yolunu da göstereceğim size. Neden biliyor musunuz? Çünkü sattığı markanın vermiş olduğu taahhütleri yerine getirmediğinden iadenizi alıp tabelaları indirin. Tüm güzellik merkezlerine söylüyorum. Yeni bir isim buldum. Bu isimle ilgili bir çatı oluşturuyorum. Ve sizden kendi adımı kullanmanız için Seyhan Soylu denetiminde bir güzellik merkezleri mahalle arasında istiyorum. Şatafatlı yerler istemiyorum ben. Ben halk çocuğuyum. Onlar gibi değilim. Anladınız mı? Adımı kullanın. Adımı kullanın. Ben sizin bu konuda orada teşkiliniz olayım. Ve bilir istemiyorum. Yalnızca benim bir öğrenci kardeşime burs verin yetiyor. Benim adımı kullanın. Haraca sizi bozmama gerek yok. Ben yeterince zengin, ekonomik durumu iyi olan biriyim. İzmir Dikili'de Ali Ağoğlu'nun inşaatının başlatacağı 275 dönüm arazimi 20 sene önce almışım. Bugün 450 villa oluyor. 90 tanesi benim, 1,5 milyon euro bir tanesi. Bunların havasını mı yapayım? Oturduğum ev 18 milyon dolar. Şu an bu televizyonumun lisansı 25 milyon dolar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirine alınmış RTÜK lisanslı bir televizyon. İlla soframı evimdeki babadan, dededen kalma mal varlığımı mı size beyan edeyim? Halkım ekmek alamazken ben halkıma hava atarak, biraz daha prim kasarak, bu şaşayı yaparak gözünüzde küçülmek yerine
Deli Seyhan bizim Seyhan olmayı tercih edenlerdenim. Hep öyle oldu. Çünkü ben hayatım boyunca başidik oldum. Bakın arkadaşlar, ben Erbil'e en son yapmış olduğum operasyon, Erbil'e gittim. Erbil'de bir Osmanlı bayrağını 10 metreye 20 metre, bir de Türk bayrağı 10 metreye 20 metre. Ben paramı böyle harcıyorum. Dedeman Oteli'nin kral dairesini rezervasyonu yaptırdım 24 Eylül ve 25 Eylül'de. Gidip oraya Kürdistan bağımsızlığını kazanacağı gün bayrağı asayım diye. Herhalde MIT'in bilgisi vardı. Ters kelepçe uçakta beni aldılar, tuttular, paket ettiler. Bunu uçaktakilerin hepsi gördü. Panzerler etrafımdaydı. Ben böyle yiğit karıyım. Siz kimsiniz lan? Ben bir gün Kandil'e Türk bayrağını dikeceğim. Siz kimsiniz lan? He? Ben sözde soykırım adı altında yanan ateşi söndürmek için Ermenistan'a gittim. Orada da kelepçeye geldim. Dışarı attılar beni. Gürcistan'dan girmiştim. Ben Seyhan Soylu'yum he. Siz elma ile armutu karıştırmayın. Bana bak. O uyduruk altınları, pırlantaları. Sen ayrıca çok büyük döviz getiriyorsun da 15 bin lira vergi nasıl ödüyorsun Dilan Polat? Parmağındaki yüzükler senin 500 bin dolar. He? Senden başka alıcı yok mu? Ne yapıyorsunuz siz? Döviz bürosu açtınız Dubai'de. Yurt dışına bu derbe bilmem ne diye bir herif kaçtı Veysel Şahin'in, onunla iş yapmadınız mı? Akmerkez'in tuvaletlerinde çantaları değiştirmiyor musunuz milletin aklanarak? Mail order dedikleriyle. Kuyumculara lütfen arkadaşlar, kuyumculara kadeve bedeli gelsin. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Bütün, yalnızca bunlar aklamıyor. En az 500 tane adam aklıyor. Ve ayda da en az 10 milyar dolar gidiyor. Net. Şaka yapmıyorum. Herkesi uyarıyorum buradan. Bu tipler var ya, bunların ekran görüntüleri şu an alınıyor. Hakaret edenlerin hepsininle ilgili hepinize hesap soracağım. Çünkü size hukuken hesap sormadan sizin zihniyetinizde Çiftlik Bank'ta da bana bunları yaptılar. Bir FETÖ'cü hakim benim hesaplarımı erişim engeli getirdi. Sonra FETÖ'den de yargılandı, paket oldu biliyor musunuz? Kur'an çarpsın. Beni yıldıramadan. Yılmam. Mehmet'in yayınladığım bana ettiği rüşveti. Kaç para olduğuna bak. Ne 500 bini lan? Dümbük karı. 5 milyon doları ben kabul etmemişim. Senin o sidikli senin paranı kabul eder miyim ben? Bana oradan laf çakıyor. Diyor ki benden 18 tane elektrikli sandalye istedi vesaire. 18 elektrik sandalye. Ulan müptezel, canlı yayında herkes gördü. Dedim ki hesabımı kapadın. Müptezel. Binlerce insan izledi. Binlerce, on binlerce insan daha sonra izledi. Şerefsiz, Allah'tan kaydı var. Ne dedim sana? Benim hesabımı 2,5-2 yıl önce kapanan hesabımı 18 ay bazında bakalım. 18 ay ayda bir kişiye sana ceza kesiyorum. 18 kişiyi ameliyat ettireceksin. Senin sayfana başvursunlar, içinden ben seçeyim dedim. Burada herkes duydu. Burada herkes duydu. Müptezel. Duyanlar lütfen kalp atsın ortaya. Ha, Dilan Polat yalakaları da burada. Dilan Polat kraliçeymiş. Sizi beceren asasını soksun. Yani illa insanlara, ulan insanlara algı operasyonu yapmayın, günahtır lan insanlara. Lan bir anne çocuğuna süt alamazken süt banyosu öneren bir kadını nasıl savunursunuz? Millet şeker koyamıyor lan, şeker. Şeker koyamıyor. Ve şeker koyamayan anneye altın şeker sunuyor. Millet, ablalarımız, annelerimiz 100 gram kıymayla 5 yemek yapıyor çoluğunun çocuğunun üzerine. Karı kasap dolabını açıyor. 3 tane orada sığır, 5 tane burada kuzuyu gösteriyor. Evinde kasabı var ya. Siz bir de utanmadan ben fiyatını bilemiyorum diyor. Şimdi efendim Hakan Solakere ve Savaş Kalafat'a konuyla ilgili anlatacağız. Bir de başlıklarım var tabii ki. La Fenten'den masalları anlatıyor yani sizin anlayacağınız.
Bir de oradan adını geçiriyor Murat Övünç'le ilgili. Efendim Murat Övünç'le ilgili ben bu şahısla ilgili savundum diye 30 senelik arkadaşım Yeşim Salkım'la dahi kötü oldu. Kara haklı çıktı biliyor musun? Ve bana dedi ki hiç magazine bulaşma dedi. Senin dedi entelektüel dedi. Kimliğin, tarzın, duruşun var dedi. Doğru söyleyeni. Kusura bakmayın da şu an düşman değilim. Yani herkesin burada içinde özür diliyorum senden Yeşim Salkım. Bu ve bunu benzeri insanları savunduğum, dayanamadığım, vicdani muhakememe sorguladığımda bu insanlarla ilgili savunma mekanizmamı hissi davrandığım için, mantığımı kullanamadığım için özür diliyorum Yeşim Salkım senden. Bu kadar net söylüyorum. Ve hakikaten seni kırmıyor. Yok mahkemelik olmuş falan. Bunlar benim için biliyorsun. Comonfu. Ama senin haklı olduğunu görüp de ayakta da alkışlamıyorsam Allah belamı versin. Murat Övünç benimle ilgili ağzından bir kelime çıkarsa çizgiden başlar, hesaplarına girer, elimdeki doneleri basarsam bir daha o kirpiklerinle çıkıp millet yapamazsın, bilgin olsun, elma ile armutu kimse karıştırmasın, senin savundum diye tazyik hapsinde ret etmem gerekmiş, etmedim diye 3 günlük senin bokuna kadın tutuk evinde kaldım. Gelip kapıdan karşılamayacak kadar şahsiyeti, onuru alçak bir adamsın. Ve ayrıca da yasaklamalarla ilgili Murat Övünç. Gene dayanamadım ekmek yiyorsun diye geçenlerde savundum. Ben benim dilime sıçayım. Senin çıktığın her valiye bizzat giderim. Sen beni başkalarına karıştırma sakın. Sana ve senin gibilere sahne yasağı getirtirim. Bak bunu unutma. Sen beni elma ile armutu karıştırma. Blacklist'ime girersen aklını alırım senin. Bu bir. Çoluğa çocuğa kötü örnek olup 17 yaşında çocuğa attığın görüntülerin var. Aklını alırım senin. Anladın? Aklını alırım artık senin. Siz beni o gariban vurdurttuğunuz halini zannettiniz de bir de millete diyorsun ki tanıdığımız başkomiser var bir tane bilmem ne aldırtacağım onu. Kimsiniz lan siz beni aldırtacaksınız? Ben trafik suçu bile işlemem. Kimsiniz lan? Eğer ki apoletini makamını size para için satan bir polis varsa onu da bizzat başsavcımıza şikayet ederim. Siz kimsiniz? Bir suçum olur aslan gibi. Emniyete boynumuz kıldan incedir. Devletin kolluk görevi. Başımız. Ben... Ulan terbiyesizler. Ben Mehmet Kiraz'ı Çağlayan Adliyesi'ndeki meslektaşlarının bazıları unuturken ben her yıl gidip özel kalemine sorun çiçeklerle donatıyorum kapısını. Ben 10 tane şehit cenazesinden en az 5'inde beni görürsünüz. Ahlaksızlar. Bana teşkilat yapabilirler mi o polisler? Geri zekalı mısınız? Suç olur. Savcı talimat verir. İfadesini alın derler. Onlar da gelir. Der ki Sayın abla. Bak böyle bir şey var. Buyurun Sayın abla. İfade verir misiniz? Şerefle giderim. Ama bana operasyon yapın. Siz her türlü şey yaparsınız. Polis baskını yaparsınız. Uyuşturucu koyarsınız eve. Saç tellerimden çıkar. Her türlü operasyonu yaparsınız. Kamus bir şey yapmaya çalışırsınız. Evin her tarafı kamera. Evde bile gizli kamerayla buluta verdim. Operasyon yeriz bilmem ne diye. Çünkü o kadar büyük para var ki sizde satın almakla ilgili. Ahlaksızlar, terbiyesizler, onursuzlar. Benim vatandaşıma oynamayın artık. Adı değişiyor. Selin Ciğerci geçen seneydi bu sene desen. Bir sonrakinde... Mahalle arasındaki kuaförlerle ilgili bir sonraki kahraman unutmayın benim. Onlar sizler değilsiniz artık. Uyanışa geçti. Bütün güzellik merkezlerine sesleniyorum. Bana bir çocuk okudu. Bir çocuk. Adımı da kullanın. Medya PR'ınıza da o çocuğa yaptıracağım, yetiştireceğim. Size
o çocukla ilgili de öyle bir dönüş aldıracağım ki. Bunların hepsine ne para veriyorsunuz be? 20 milyon. Öbürüne veriyorsunuz 7 milyon. Öbürüne veriyorsunuz 10 milyon. Kafayı mı yediniz? Sağlıklı bir insan alır mı? Bu tür şubelerin birçoğu metreslerden oluşuyor. Herif metres tutmuş. Alıyor karıyı. Karıya diyor ki, ya diyor işte diyor, şu an sende kaç kişi var? 1800 sende var. 900. Topla 1800. 2700. 4200 kişi de burada var. 6000-7000 kişiye şu an canlı yayın yapıyorum. Ve bunların toplamının izlemi minimum, bakın, minimum en az 500.000 kişi izleyecek. Yok mu vatan evladı? Yok mu bu ülkeyi seven, canını koyan? Ulan bankalardan para çekilip de kahpece kurşunlanan, o polislerimize kurşun atan, bunları dile getiren, onun cenazesinde olan ablalarına mı seçecekler sizin, yoksa satın alma aldığınız adamların talimatlarını mı? Zafer Aktaş da benim aslan olduğumu bilir, komşum. İstanbul Emniyet Müdürü. Başsavcımız, her ikisi de, hem Çağlayan Başsavcımız hem de Anadolu Başsavcımız benim yiğit olduğumu da bilir. Aslan, evet delikanlıyım. Ama bilir ki benim kanunsuz trafik suçu bile işlemeyeceğim. Bir böyle olaylardan yargılanıyorum. Bir bakarlar, bakın geçmiş mi? Bir de beni itibar etsinler diye. Bu deliymiş, raporum varmış. Doktorum lan ben. Doktorum. Gerizekalı. Ne raporu? Doktorum ben. Sen delisin. Doçent oldum, doçent. Bu sefer doçent oldum. Evet. Üst mertebe çıktı. Yani yok ki böyle bir şey. Arkadaşlar, deli diyor bana ya. Ulan ne delisi? Şimdi de beni hırsız, haratçı yaptı ya. Ulan 500 bin lira nedir lan? Şurada kameraları gösterin. 7 tane stüdyosu olan biri. Bir stüdyonun maliyeti 300 bin dolar lan. Gerizekalı. Aynen öyle. Allah'ın salak karısı. Kimsiniz siz? Savaş Kalafat, delikanlı gibi konuş bak. Savaş Kalafat'a. Evet. Şu anda yapmamış olduğumuz, al sana haberde, 8 tane gazetecinin yıllık parasını ödeyerek ve onlara da şu anda programı yaptırmadığım halde muhafaza ediyor muyum, etmiyor muyum? Ediyorsun. Ediyorsun ve dünyanın parasını verdin benim itirazıma rağmen. Çünkü yani medya dünyasında böyle bir senelik peşin paralar ödenmez. Onun bir tanesi yanında ödenen. Ya tamam, ödenmez. Hakan Solaker. Yanında ama. Çünkü niye? Sen dedin ki bu arkadaşlarımla ben bir yol... arkadaşlığı yapalım. Duy lan, 500 bin liradan bahsediyorsunuz. Müptezel. Peşin aldılar, peşin. Adamın aldığı benden ayda 25 bin liradan 300 bin lira hesabına peşinen yatırıldı. 8 adam lan bunlar. Kimsiniz lan bana bu bahşiş paralarını takdim hayatta ediyorsunuz? Hepsi de duayen yani, teker teker. Tabii tabii. Hepsi. Allah belanızı versin sizin ya. Allah sizi kahretsin. Allah sizi, inşallah çocuklarınızı onurlu, şahsiyetli yaparlar. Bak inşallah Rabbim sizin çocuklarınıza onur verir. Sizin kaybetmiş olduğunuz şahsiyetleri. Gazeteci kardeşlerimizden ölmüş birçok arkadaşımız yakın tarihte. Bak Allah adına konuşun. Meslektaşlarınız en son kimin yanında çalışır? En son burada çalışır. İsim vermeyelim ama. İsim vermeyelim. En son burada çalışır. Burası, cenazelerini kim kaldırır? Ailelerine kim sahip burası, çıkar? Burası çok enteresan çok bir şekilde. Çok örnekler var zaten şu anda. Gazeteciye bak şimdi. Söyleme. Bir dakika lafını kesmeyin arkadaşlar. Kimseyi yani biz apolet takmayacağız yani. Allah biliyor yetiyor. Arkadaşlar burası Gazeteciler Cemiyeti'nin yapmadığını, Magazin Gazeteciler Derneği'nin yapmadığını. Aynen, buna katılıyorum. Burası yapıyor. O insanları düşmesin. Düşmana yem olmasın diye yazıklar olsun. Kucak açıyor burada. Bizi bir de hırsız yapıyorsunuz. Ve ihtiyacımız var mı o tür gazetecilerin bilgisine? Her zaman var ama çok da ihtiyacımız yok. Ama ne diyoruz? Diyoruz ki arkadaşlarımız gelsin burada, hem mesleklerini devam ettikleri, son anlarında devam ettiklerini hissetsin. Hem de 3-5 kuruş. Hangi gazetelerde olsun, televizyonlarda yer aldın Hakan Solaker? Sabah olsun, Milliyet olsun özellikle. Ayna Gazetesi olsun, Merhaba olsun, birçok gazetede yer aldım. Yani televizyondan hemen tamamında yer aldım. Bütün hepsinde. Yıllarca. 88'e yakın program yaptım, imza attım.
ve bir, bunların içerisinde dergi, Star'ı vesaire. Hepsinde var. Hangi kanaldan bir yıllık peşin paraları aldı? Hiçbir kanaldan, hiçbir gazete. Vermezler. Böyle bir şey yok, vermezler böyle bir şey. Vermezler. Savaş Kalapat, birçok kanalda genel müdür yardımcılığı, evet, genel müdürlük yapmış bir adamsın. Benim kadar personeline ayın kaçında para öderiz biz? Sen ayın sonunda para ödemezsin. Ayın başında, ortasında, sonunda, her tarafında para ödersin. Eğer ihtiyacı varsa gelip sana söylerlerse tamamını verdirirsin. 350 tane çocuktan bir tanesi parasını almadan çıkar mı benden? Hayır. Kansız karı, sana buradan sesleniyorum. Kanı bozuk, benim halkıma süt alamayan anneye süt banyosu, kıyma alamayana kasap şovu yapan kadın. Sana sesleniyorum, sana! 18 tane, tekrar ediyorum. Yayında izlediler benim. Benim takipçim yok. Ben kimim ki? Onlar yoksa ben yokum lan. Gerizekalı, siz de bunu aklınıza koyun. Önce şöhret oluyorsunuz, gözyaşlarında, sonra antipatik oluyorsunuz. Değil mi? Allah belanızı versin sizin. Kanı bozuklar. Allah belanızı versin sizin. Mesela Sultan Hanım. Seher Sultan mıydı? Neydi? Tansiyon. Evet, ekonomist. Ekonomist. İtalya'da yaşayan bir hanım kardeşim. Girmiş. İTO'dan başvurmuş. Herhangi bir muhasebe programından almış. Onları yayınladım ben zaten Seher Hanım. Benim söylediğimi satın alınmış gazeteciler haber yapmıyor maalesef. Ama şimdi Türkiye'nin en büyük haber merkezini kuruyorum. Rüşvet alanları yayınlayacağım. Bu internet siteleri nasıl hit alıyor diye onları yayınlayacağım. Temizleyeceğim. Temiz eller operasyonu medyadan başlıyor. Çünkü onlar paraları alıp güm 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 size anlatıyorlar. Güm 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 size anlatıyorlar. Bakın. Şimdi Seher kardeşim, seni alnından öpüyorum. Twitter'a yıllar önce anlattım size, bir hakimin yapmış olduğu operasyondan küstüm. Twitter'da da başladım. Seyhan Soylu siteye girin. Twitter'da da. TikTok'ta 4 hesabımı hackletti bu Dilan Palat. Instagram'da 2 mavi tikli hesabım var. 2.300.000. Buradan sesleniyorum. Seni gene affedeceğim. Bak. Şu anda kamusal, dinliyor sizi. Şu anda dinliyor. Fake bir hesaptan dinliyor. Tabii. Kamusal. Bakın. Kamusal bir suç işlediniz. Ben devlet değilim. Üzerimdeki cübbe kimona? Hakim değilim. Savcı değilim. Ama benim devletimin 1000 taneden 999'u şerefli olan savcı ve hakim ve devletin kolluk görevlilerinde de 1000 taneden 999'u şerefli, haysiyetli, onurlu, evine ekmek götürsün diye kelle koltukta mücadele eden çocuklarım var benim. Gençlerim var. Benim yarınlarım var. Sizin yok yarınız bu ülkede. 784 bin kilometre kare misaki milliğimizde sizin yok. Yok. Çünkü sizin yatacak yeriniz yok. 1 milyon adet nasıl ürün satarsın? 1,5 milyon adet diyordun. 1 milyona indi. Günde 50 bin tane ürünü mucit misiniz lan siz? Siz zırh mı taktınız? Korona mı buldunuz? Sahte faturalarla kesip 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 kesip. Seher Hanım. Bak. Bak güzel Seher Hanım kardeşim. Ben senin yayınladıklarının hepsini yayınlamıştım zaten. Bak burada da sahte faturalar var. Bakın şirketleri kaydet Seher Hanım. İncelet bunları. İncelet. Etkin bir kimliğin var. Sen bulmuş ol canım kardeşim. Sadem işin peşindeyim diyor Seher Hanım. Bak sen bulmuş ol canım kardeşim. Tamam mı? Bak firmaları görüyorsunuz değil mi? Bak. Resmini koyarak altına dışkıları vesaireleri koyup da hesabımı hacklettiğini de pornoları bak. Bakın pornolarla benim hesabımı bir de utanmadan hesabını daha fazla gösteremem arkadaşlar. Bunu da indireceğim bilginiz olsun. Çünkü bunlar her türlü pisliği yapıyorlar. Ve Seher Hanım size takdim ediyorum hanımefendi. Hesap uzmanısınız, ekonomistsiniz, bu konuyu daha iyi bilirsiniz. Mehmet Şimşek, Sayın Bakanım. Bunlarla ilgili bu sahte faturalardan yola çıkarak Kavacık Şubesi'ndeki akrabası olan beyefendi, bütün yanında da Selpil Hanım diye bir kadın. Her türlü katakulliyi yapıyorlar.
Bir de Beylikdüzü'nde mali müşavirleri var. Buradan ve AK Merkez'deki mücerrattan kirası kaç para oranı biliyor musunuz? En az 250-300 bin lira kirası olan bir yerin 15 bin lira vergi ödüyor. Evet. Vay be. Sonra da bana vatan millet Sakarya. Sizin için şehit oldu bu kadar bunca insan değil mi? Sizin için şehit oldu bu vatandaki. Sizin gibi üçkağıtçılar için. Vay be. Sonra da bugün de hesabını kapattırmışım. Efendim hesabını nasıl kapattırayım onu? Bunların uzman. Mıstık diye biri var. Onun dışında bir tane eski bilişimci Musa var da. Da biliyorsun değil mi? Yolluyorlar, spam yolluyorlar. Uzmanlar bu konuda. Banu'nu da o kapattırdı. Kendi hesabını da dondurdu. O kadar etkileşimi olan Türkiye'de 2,5 milyon izlenen birinin hesabını kapattırmak mümkün değil. Yalan, hayatı yalan bunların. Oynuyor. PlayStation oyun gibi. Senin hesabını kim kapattırabilir? Kimin gücü yeter? Ya hakim kararı olur, kapattırır. Mahkeme kararını. Instagram bile kapatmaz. Çünkü etkileşim döndürtüyorsun. Traj yaptırıyorsun orada. Kapar mı? Salak mı Instagram? Ha? Reklam parası yaptığı için kapatmıyorlar. Reklam parası. Tabii ki reklam veriyor sürekli orada. Reklam verdiği için sürekli para kazandırıyor. Salak mı kapasın Instagram? Hangi hacker cesaret edebilir seni hesabını kapamaya? Hemen bilişimden tı 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 bulunur. Sen Banu Parla bana, biz bu işlerden anlamıyoruz. Hesabını kapattırdık he. Vay be. Bir de ağla be. Aşkım 14 ayar mı ağlıyorsun? 18 mi? Yoksa 22 bilezik mi? He? Sevgili basın mensubu arkadaşlarım. Siz kabul etseniz de halk biliyor benim yaptığımı. Ben geçmişte 69 tane birçok ticaret bakanımızla, gümrük bakanımızla bilgiler vererek, adalet bakanlarımıza bilgiler vererek 69 Ponzi'yi deşifre etmiş, 20 milyar dolar kazandırmış biriyim Sayın Bakanım. Bununla ilgili bu çok kapsamlı eğer bir operasyon yaparsanız, bunlarla ilgili her şey ortaya çıkacaktır. Ve bu ortaya çıkacak ve zannetmeyin ki devlet uyuyor, devlet kayıtsız kalıyor. Devlet yasama, yargı, yürütme üçgeninde delillere nazaran hareket eder. Kafaya göre hareket edemez, kimse de bu tür bir beklenti içerisinde olmasın. Ama sayın savcılarım, bunlara çıkış tahdidi koymazsanız bunlar kaçacak, bilginiz olsun. Net olarak söylüyorum. Aynı olayda uyarmıştım. Mehmet için, diğerleri için, Dubai'ye kaçan Fatih için. Hepsini uyardım. Paket oldular, gittiler. Sizden istirham ediyorum. Bunların lütfen pasaportları ellerinden alınsın. Yalnızca tahditle değil. Pasaportları da elinden alınsın. Çünkü tahdit koyarsınız, giderler. Başka bir pasaport üzerinden vizeleri vardır. Paket olur giderler. Dubai'de yeterince paraları birikti zaten. Oturumları da var. Siz kimsiniz ki? 10 tane araba alacaksınız. 6 milyon dolar arabalarınız falan edecek. 5 yıl önce kıçınıza don alamıyordunuz. Annenin, yani babanın ikinci hanımını, adam hastayken baktırdığın kadının Yarımca'daki evinin kirasını alarak geçiniyordunuz. Sen dış cephe boyacısı Engin'i bize Mimar Sinan diye yutturuyorsun. İlahiyat fakültesini yapmış. Allah'ım yarabbim. Buna da inanan beyinsizler var. Hani akıl istiyordun ya. Akıl istiyordun değil mi? Söz veriyorum, yarın senin aklını alacağım. Yarın öyle bir olay patlatıyorum ki onun aklınla konuşacağım yarın. Saat 15'te. Onun aklınla konuşacağım. Senin aklını alırım demiştim ben. Buradan sesleniyorum gene. Tüm kamuoyuna. Ona teklifim geçerli. Devlet hesabını sorar. Ama benden helallik almak istiyorsa onun sayfasından 18 kişiye ameliyat ettirecek. Tekerlekli sandalye demedim. Beyinsiz. Ne yalan söylediğini unutmuşsunuz artık. Mitoman. 18 kişiyi ameliyat ettirirsen ben seçeceğim ama. On estetik yok. Gerçekten ihtiyacı olanlara. 18 kişiyi, 18 ay kapalı benim.
eski 2.300.000'lik hesabım. Yaparsan seni azat ediyorum, şikayetimden de vazgeçiyorum. Kamusal dava haline getireceğim. Yaptığınla ilgili cezasını devlet verir. Kamu davası çünkü, Cumhurbaşkanı'nın görüntülerini koymak. Ama şahsım, bu kadar insanın içerisinde, namusum ve şerefim üzerine söylüyorum. Seni affedeceğim, 18 tane insanı bana ameliyat ettir. Top tüküreceğine, o tükürüğünde seni boğarım. Sen kimsin ki? Geçmişte Reza Zarrab'a da diyordu, bana Mars'ı kocam alır diye Ebru Gündeş. Onlar da ne yaptı? Buradan sesleniyorum. Demet Akalın'la, kocasının adı neydi? Okan Kurt. Birlikte İtalyalar falan yaptılar, şirket kurdular. 50 milyon dolar herifi aldılar, indirdiler, sonra iflas verdiler. Sonra da araları bozuldu. Kara parayı onlar akladı bu sefer. Demet Akalın'la da ilgili davanın neden açılmadığını çok merak ediyorum. Orada torpil Reza'dır. Ama ben biliyorum. Ben söylüyorum da. Ve ayrıca en çok merak edilen konu Dilan Polat'ın Pınar diye bir arkadaşları var. Pınar'ın ablasına, hesabına Demet Akalın'ın sen fotoğrafçılık yaparken tanıştırmış olduğu adamla yaşamış olduğun ilişkiden dolayı hesabına paralar yolladın mı, yollamadın mı? Hı? Namus'tan bahsediyorsun. Kocanın yanında. Kocan burada yanında duruyor. Geceliklesin. Ondan sonra örtüyorsun üstünü. Ondan sonra üstünü örtüyorsun. Kocan yanına gelince. Ay, sen engine mi namus taslıyorsun? Bize taslama. Ekrana çıkıyorsun, pantolonla çıksaydın. Şortla çıkmana ne gerek vardı, battaniyeyi kullanıyorsun. Sen bu saatten sonra burka taksan, burka. Vallahi billahi kimse inanmaz sana. Ben senin hesabını patlatabilecek güç olmuş olsaydı bende. Böyle bir gücüm olmuş olsa. İlk seni benim hesabımı patlattığında patlatırdım. 10.000 dolar teklif etmiştim. Patlatın şu karının hesabını ödeşelim diye. Yok. Çıkmadı bir adam. Onun için bana numara yapma. Hesabının durdurulduğunu bilişim polisi bulur. Geri zekalı beyinsiz. Kocandan en çok istemen gereken Ferrari, Porsche değil, beyin. Geyikli Engin, sana sesleniyorum. Şu lamaya beyin al. Şu lamaya Türk halkına hakaret eden, tüküren, aşağılayan, birbirinden değerli gazetecileri yerden yere vuran, mesleki kariyerleri ayaklar altına almış, bütün güzellik merkezlerine tekel oluşturmak isteyen, devleti sömüren, kara para yapan, Veysel Şahin'in sağ koluna işbirliği yapan, Faryalı'nın paralarını aklamak isteyen, sahte fatura işi yapan, bu kişiye inanmayın. Bu aynı senaryoyu hep temcit pilavı gibi yaptı. Nesdim Gülgen'e de yaptı. Nezdemir, görmediniz mi, kadın diyor ki kaçırdığın vergileri diyor. Ortağıydı ya bu kadın. En iyi kankası. Beraber şirket kurdular. O söylüyor, ben mi diyorum? Ben mi diyorum sana bunları? Herkes biliyor sizin ne mal olduğunuzu. Sizin ne mal olduğunuzu biliyor. Değerli basın mensupları, değersizlere söylemiyorum. Bu olay benim 70. imzamdır. Siz kabul etseniz de etmeseniz de. Satın alınmamış herkes sayfalarında. Sesleniyorum. O ne diyor? Niye haber yapıyor bana? Aslan gibiler. MyNet niye yapıyor? Aslan gibiler. Süper Haber niye yapıyor? Aslan gibiler. Medya Faresi niye yapıyor? Aslan gibiler. Bursa nokta. Sacit Aslan niye uyuyorsun, kulak arkası yapıyorsun? Seren Serengil'den aranıza girmedim de senin tarafını tutmadım diye mi? Hep abi dediğim için mi? Nurcan Sabur. Senin her kötü gününde yanındaydım. Niye görmüyorsun? Avukat haberler.com'un sahibi avukat hanım. Bediye Hanım. Bu haberi görmemek adaletsizlik ya. Sizin gibi cübbesi olan adaletin timsali örneği olacak bir hanımefendi nasıl görmez benim bu haberi patlattığımı,
Güzel kardeşim ya. Türkiye'nin en çok okunan sitelerinden birisin. Buradan Hadi abiye sesleniyorum. Hadi abi, olayda bir tane abartım yok. Bakın aynı mücadeleyi sizler de verdiniz. Ve sizleri deşifre ettiler. Arayı bulun diye. Ben de insanlarla arayı bulmak isterim. Hep kötü bir niyetim yoktu. Baktım ki halen patlatmıyorlar. Hollanda seyahatimde Muhammed Yakut'la gittim röportaj yapmaya. Dedi ki canlı yayın olmazsa yapamam Seyhan Soylu dedi. 30 sene önceden arkadaşım. Dedim ki Muhammed, ben milliyetçi bir karıyım. Devlet makamlarına karşı senin hitap şeklini beğenmiyorum. Ben rahatsız, takık biriyim. Burada kavga ederiz. Senin mekanındayım. Yanında da 30 tane adamla korunuyor Hollanda'da. Yani sıkıntı yaşarız. Rica ediyorum dedim, canlı yayın olmasın. Dedi ki o zaman yapamam dedi. Atladım Hollanda'da ya. Yapamam. Çünkü Muhammed Yakut'un ağzından çıkan Fevzi Siverek'le ilgili, Bülent Hanım'la ilgili söylemiş olduğu şey yalan. Bülent Hanım Fevzi Siverek'in annesi, ablası, patronu. Metin abiyle, Metin Güneş'le ilgili söylemiş olduğu şey yalan. Can Tanrı yara 6,5 değil 7,5 milyon dolar değil mi verdi? Bilmem neye sürülmeyecek bir televizyonu. Uçan kuş diye bir televizyon mu olur? Kuşu kalkmıyor. 7,5 milyon dolar verdi. Aslanlık yaptı Metin abinin sanat camiasında. 50 tane insana kıyağı vardır. Medya dünyasından 500 tane adama kıyağı vardır. İnsanları taşımıştır yıllarca. Babalık etmiştir. Bana da bir tane kıyağı yok Metin Güneş'ine. Ama benim meslektaşlarıma sahip çıktığı için, ihtiyacı olduğunda, cenazesi olduğunda koşturduğu için, babalık ettiği için, hani Muhammed Yakut'un bir sözü var ya, senin taşaklarını yiyeyim diye, öyle bir adam. Fevzi Sivere'ye herhangi bir laf söylesin biri, bacağımı sokarım. Benim abim, benden küçük olduğu halde abi olarak saygınlığını muhafaza etmiş biri. Keza eşi yengem, ağrıma gidiyor diyemez benim canlı yayınımda. Ama Dilan Polat olayınla ilgili de Muhammed Yakut şu an Kürt kardeşlerimin sembolü olmuş bir abi. Sedat Peker de eski arkadaşımız. Muhammed Yakut da öyle. Ben Nuri Şimkarışlıyım ha. Nuri Ergin yetiştirdi beni delikanlılıkla ilgili. Bunu aklınıza koyun. Alemin en psikopat, en delikanlı adamı. Onun için geri vites yok bende. Bir de götümüzün kırığı almış. 50'sinden sonra ne olacak bize? Hiç olmazsa çoluğa çocuğa hayırlı olalım ya. Öğretelim bizim yaşadığımız pislikleri, acıları yaşamasınlar istiyorum ya. Ya bizim sektörümüz nankördür biliyor musunuz? Nankör. En yakın arkadaşım Seren Serengil. Yani işine geldiği zaman arar, işine geldiği zaman aramaz. Onunla, Bülent Hanım mesela ablamdır, anamdır. Ama rahatsız karı. Onun için görüşmüyorum. Keza Ajda Hanım da öyle. Bir kulağımda Ajda Pekkan, bir kulağımda Bülent Ersoy, birbirlerine küfür ediyorlardı menajerlik yaptığımda. Delirmiştim artık onlara. Günaydın yan yana geldiler, hiçbir şey yok gibi öpüştüler. Böyle bir hayat. Anladınız mı arkadaşlar? Ben Bülent Ersoy'a Bülent Ersoy olduğu için saygı duymuyorum. Gelmiş olduğu başarı imzalarına saygı duyuyorum. İnsanların kimliği, makamı, her şeye gelip geçer. Bülent Ersoy gibi bir imza gelmeyecek Türkiye'ye. Bunun bilincinde olarak ona saygı duyuyorum. Yoksa şan, şöhreti falan bilmem ne de hiç umurumda değil yani. Keza Ajda Hanım da öyle. Ajda Hanım da beni çok sever. Bülent Hanım da sever. Ama benim sivri dilimden ve onlara hürmetken böyle de elpençe olmadığımdan dolayı arkadaşlık etmem ama gördüklerinde severler. Yiğit olduğumu bilirler. Bülent Hanım'ın her zaman elini öpecek kadar da onun kardeşiyim, kızıyım. Keza Ajda Hanım'ın da öyle. Onun için bana bu tımbırtıları yapmayın. Biz de şöhretleri tanıyoruz. Ben Türkiye'nin 70 tane starının patronuydum. Ayakçısı değildim menajerlik yaptığımda da. Lan bu stüdyoda geçen hafta Cumhurbaşkanı bir ülkenin Cumhurbaşkanı yardımcısı ve ekonomi strateji bakanını ağırladım. Orta Afrika Cumhuriyeti
Orta Afrika'nın en büyük madenlerinin olmuş olduğu ülkenin Cumhurbaşkanı'na Aralık ayında gidiyorum. Adamın danışmanı oluyorum. Diplomatik pasaport alıyorum. Ve o, tabii ki Türkiye muhafazakar bir görüntü içerisinde mevcut olan iktidar. Keşke isterdim Sayın Cumhurbaşkanımızın beni Myanmar'a yollasın. Oradaki Müslüman zulmünü duyurayım. O kadar da başarılı yiğit bir karıyım. Ama şartlar el vermiyor. Biliyorum beni yüreğinde sevdiğini. Emine Hanım'ın benim videolarımı ona gösterdiğini. Biliyorum bunları. Ama maalesef ki konjonktür uygun değil. Ama bu demek değildir ki bana görev verilmiyor diye ben sallayayım ardından falan. Siper olurum. Benim dedem Fatih Sultan Mehmet Han, babam Mustafa Kemal Atatürk, abim de Recep Tayyip Erdoğan. Bunlar olduğu sürece siz Dilan Polat gibi satılmış, satın alan kimseler bana hiçbir halt edemez. Bunu aklınıza koyun. Onun için sizlere bir tane daha biri var İsviçre'de. Likit uyuşturucu getiriyor. Ve orada bir yaşlı adamdan para alıyor. Şu iş bitsin. İsviçre Büyükelçiliğini aradım. Randevumuz ne zaman? Önümüzdeki hafta değil, ondan sonraki haftaya. Evet. Konuyla ilgili hem röportaja gidiyorum hem de konuyla ilgili onun maaşını durdurması ve oradan almış olduğu pasaportla ilgili iptal davası açacağım İsviçre'de avukat tutarak. Şişt bana bak, senin adını vermiyorum prim sağlama diye. Tükürük Bankası. Devam ediyoruz efendim, ortaya koyuyor kolunda serum altın şişeler. Not almışız buraya. Labada, lubada, kabada, kubada. Yersen kuş yemi, yemezsen kol saati. Tekrar ediyorum. 18 kişiyi ameliyat ettireceksin. Sen ben hesabımı hacklediğin için ve yaptığın zulüm için affedeceğim. Ama devletin peşini bırakacağını hiç zannetmiyorum. O 18 kişiyi de sen uyduruk insanlara estetik yaptırırsın. O kadar karaktersiz bir karı olduğundan dolayı. Kocanın da öyle bir gavat olduğundan dolayı. Size güvenmiyorum ve bu tercihlerimi ben yapmak istiyorum. Anladın? Deliymişim ben. 46, izleyenler de 47, 48. O da panoymuş, böyle yürüyor. Şişt bana bak, billboard panosu. Şişt, billboard. Sana sesleniyorum. Banu Parlağında hesabını açın. Nezdemir, güzel kelamlar ediyorsun. Kimseyi birbirinize düşman etmiyoruz. Ama ben... O vurulan adamla ilgili sana da şu lafı söyleyeyim kardeşim. O adam beni bulmadı, ben o adamı buldum. Mahallede bu olay, Mehmet Kam'la birlikte masada kahvede otururlarken böyle bir şey teklif ediyor. 500 bin lira para veriyor. Üstünün de bayilikle ilgili para almayacağını ve Banu Parlağı ve beni vurduracağını söylüyor. Bilal Özbilge, sen de adamı konuk ediyorsun, bu haber benim. Aramızda kişisel dava olabilir gazetecilik ilkelerine göre. Burada benim adımla ilgili bahsetme, başka bir kişi vesaire bilmem ne demen çok ayıp bir şey. Orada düğmeye de bassın. Ben seninle ilgili bir şey olsa yine sana kardeşlik ederim, ablalık ederim her zaman. Ben böyle biriyim. Evet, zaman zaman sivri dilliyim, ölçüyü kaçırabilirim. Eleştirilerim de. Ama haksızlık kimseye etmem. Efendim, hepinize sevgi ve saygılarımla...